gönül isterdi ki daha farklı şeyler konuşabilelim ama durumumuz ortada. Evet, ya ben Cengiz özellikle penaltı atarken Şenol Hocam'a sordum. Çünkü beraber çalıştık. Bize sinirlenirdi hocam. Çatır çutur kendisi atardı bazen penaltılar antrenmanda. Oğlum gel şu topu şöyle vuracaksın, beni deli etmeyin dediğini hala kulaklarımda hatırlarım. Şimdi adımını sordum hocam. Biraz yan gelmedi mi dedim. Hocam hemen evet dedi. Duruşları ters zaten. Ters. Sol ayak oyuncuların o duruşuyla penaltı atma şansları yok. Bir de ilk çıkarken de adımını ya benim şöyle dikkatimi çekti. Yani o gün sahanın kenarında olsaydım bugün ben. Hocam bugün Cengiz Duran toplarda da çok başarılı değil. Acaba başka bir isim mi kullandırsak? Cengiz'le Taliç'in Nedim'ciğim evet. duruşu aynı. Oraya topu vuracakları var ya, evet. kaleciler adı gibi bile o mektup yazar evet. gibi oraya vuracağını gösterdik evet. size. Çünkü zaten. Mesela ben oyuncuların bazen penaltı seyretmemesine çok rastladım ama Mendili var hiç bakmadı penaltılara. Çünkü evet. o da Livakovic'le kendi kalesinin farkını bence en azından tecrübesini düşündü. Çok emin değildi bu işten. Hı hı. Biz tabii kalecileri konuşurken Şenol Hocam başka bir açıdan bize dedi ki ya dedi tamam da dedi atanlar nereye atıyor şeyi evet. çıktı. Yani burada biraz hakikaten Livakovic daha ne yapsın yani iki tane penaltı burada çıkartması çok önemliydi. Ciku daha ne yapsın bu kadar oyundan sonra bir de penaltıyı en net temiz penaltıyı en attı. Penaltı. Hakikaten yani burada Tadiç gibi Cengiz gibi bu takım için çok önemli oyuncuların ve penaltı için giren Bonic'in yani bir anlamda sen de ifade ettin. En azından bu kadar şey yapmamaları lazımdı. İki ayaklı maç yani ilk maçta kaybettiğimiz bazı şeyler vardı. Aslında bunları dediğim gibi konuşmak lazım ama ben mesela İrfan Can çok iyi bir performansa sahipken çıktı. Bunu ayrı konuşuyorum ama mesela şimdi röportajda Pazartesi maçını söylemesi bu maçta olan ilgilerinin biraz az mı olduğunu düşündük diye başladı. Ben de söyledim ben. Yani bu akşamki maç sonuçlanmasını yani çünkü, hocam, beklerken bir sonraki maçı düşünmeyeceksin ya. Hoca olarak sen de. Yani onları çıkarırken onu düşünüyorsun. Yani öyle bir bu şey maç bitecek belki yani. Belki de oyuncu hani elimizde ligde ya, var. Eyvallah tabii tabii. Daha böyle biraz şey yapmak maçı. İstedi ama ben yani şu an buradaki görüntüyle söylüyorum ama Cem Hocam da Şenol Hocam da çok çok daha bilirler. Ben penaltılar atılırken ya da son süreçte seyircinin de biraz daha fazla işin içinde olmasını arzu ediyordum. Bilmiyorum belki buradan bana yansıyan o Cem Hocam siz daha hakimsiniz ama hani daha böyle bir iştah isterdim ben yani seyirciden oyuncu olsam. Yani bu oraya bağlamıyoruz tabii ama böyle hep beraber bir şey olabilirdi. İlk yarı çok iyiydi bence taraftar. Ama İlk yarı takımı yoğun bir daldılar, maça daldılar yani. İkinci yarı kademe kademe düştü. Uzatmalarda da o stres, tribündeki insan da bunu hissediyor doğal olarak. Daha da düştü. Ama sadece tabii taraftar için küçük bir boyut. Küçücük yani. Yani biz yapacak. Hani şey yapabiliyoruz. Bir şey bir ne şey olabilirdi oyuncu? Ha. Evet, biraz biraz daha kim itebilirdi? Ne yapılabilirdi? Hakikaten. Yani oyundan çok erken düştü Fenerbahçe. Hele o oyuncu değişikliklerinden sonra tamamen teslim oldu. Bunlar için süre vardı. Bu süreyi daha iyi kullanabilirdi İsmail Hoca. Ben orada bu süreyi sonuna kadar daha şey kullanmak, aktif kullanması gerekirdi. Oyuncuları daha iyi seçmesi gerekirdi. Biraz daha bu süreçte baskın olsaydı önde, biraz daha baskın olsaydı onların düştüğü anda Fenerbahçe'de oyundan düştü. Oyuncu değişiklikleri zaten tamamen kilidi vurdu. Cem Hocam neyi daha farklı yapabilirdik? Ya biraz daha sanki coşkuyu, daha isteği ön planda tutabilirdik. Biraz daha oyunu ön tarafta oynamaya çalışabilirdik. Rakibin ikinci bölgesinde, rakibin birinci bölgesinde daha fazla oynamaya çalışabilirdik. Biraz daha hareketli olabilirdik. Genelde iyi oynadığımız dakikalarda çok güvendiğimiz, mesela Avrupa tecrübesine inandığımız iki tane oyuncunun performanslarının düşük kaldığını gördük. Kim bunlar? Lider oyuncu dediğimiz iki tane oyuncunun, Tadić ve Dzeko'nun diğer arkadaşlarına nazaran performanslarının düşük olduğunu gördük. Ama bununla beraber de işte bir Fred'in, Ferdi'nin, Osayi'nin, Szymański'nin, İsmail'in, Ciku'nun, Bekao'nun çıkana kadar da performanslarının çok iyi olduğunu gördük. Hocam çok özür diliyorum. Ferdi'den de bir açıklama geldi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz.
bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız diyor Ferdi. Devam edelim. Yani, bakıldığında, oyunun geneline de bakıldığında, evet biz söylüyoruz Dzeko ve Tadic, bu gibi oyunlarda gerçekten ihtiyaç var. Çünkü Fenerbahçe taraftarı, camiası, seyircisi, takım, İsmail Hoca, bütün teknik kadro hepsi, ya bu kadrodan fazla bir kadro Fenerbahçe takımı. Bu kadrodan daha iyi oyunculara sahip bir Fenerbahçe. 3-0'dan 3-2'ye getiriyorsunuz deplasmanda. Burada da hemen biz zaten yayının başında dedik ki yani Fenerbahçe oyuna iyi, moralli, keyifli, seyircisi de arkasına alarak bir an evvel gol atarsa eğer şöyle bir ilk 15 dakikada falan iş Fenerbahçe'sine daha rahat gider diye bir ifade kullanmıştık. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi onun arkasından tabii hocanın hamleleri nasıl olacak? Yani oyunun gidişatına bir o çehreye farklı bir yerlere getirmek icap ediyor. İşte burada kenar yönetiminin hamleleri çok önemli. Rakibe bakıyorsunuz bak. 64'te değişiklik var. 46'da Jovetic'i çıkartıyor santrforu. İkinci... Ben iki maça da niye onunla evet. başladığını anlamadım zaten. Ve arkasından biliyorsun Olympiakos maçında şeyde Atina'da şey evet. oynadı. Yani ikili forvet oynadı. Jovetic'le Elba Kabe'yi beraber oynattı. Şimdi geride oynatmıştı ama 46. dakikada hemen çıkardı. Yerine daha defansif oyuncu, daha orta sahaya tutan bir oyuncu aldı. İbora. Burada da İbora. Zaten burada da belli oluyor ki yani Fenerbahçe'ye karşı ben tedbirli oyunu daha ön planda tutayım. Ve mümkün olduğu kadar da oyunu uzatabildiğim kadar, gidebildiğim kadar gideyim. Düşünce bu oyuncu değişiklikleri. Yavaş hocam, yavaş. Bu arada rakibin elindeki oyuncuların hani tarzları da benziyor. Yani giren çıkanlar çok böyle ekstra üretim olabilecek bir orta sahaları da yok. Yani Heze defansif oyuncu, Şikinyo, tamam. Giresun'da da izledik. Fena oyuncu değil ama yani Fenerbahçe'ye rakip olacak seviyede bir oyuncu değil. Horta oyunu yönlendiren bir oyuncu, çok skorer değil. Ibora defansif oyuncu. 15 numara Sotiris Alexandropoulos var. Onu kullanmadı iki maçta eski Panathinaikoslu. O da defansif oyuncu. Aslında Olympiakos'un da eli kolu bağlı. Ama şimdi eli kolu bağlı ama yapmış olduğu ya kurguyu... Bizim hamlelerimiz burada belirleyici oluyor. Kurguyu doğru kurdu. Yani kurguyu doğru kurduğu kurguyu zaten uzatmaya getirerek maçı istediği yere getirdi. Evet. Yani Fenerbahçe'yi getirmek istediği yer belliydi artık. Yavaş yavaş uzatmaya götürmek istiyordu. Ama şimdi burada İsmail Kartal'ın işte bu hamleleri çok önemli. Şimdi hepimiz neyi söylüyoruz? Bütün bugün yarın bütün basını açın herkes diyecek ki ya Fred'le şey nasıl çıkar? İrfan Can Kahveci nasıl çıkar? Bunu bir açıklaması lazım. Yani insanları ikna edecek İsmail Kartal'ın maçtan sonraki röportajında, maç konuşmasında bunu bir söylemesi lazım. Şimdi böyle bu iki oyuncu çıktıktan sonra gelen, biz neden iki tane çıkan oyuncuyu konuşuyoruz? Gelen oyuncular bu iki tane oyuncuyu bize arattılar. Yani üstüne bir şey koymadılar. Oyun olarak da Fenerbahçe'yi yukarı taşıyacak hamle olarak da hiçbir şey yapmadıkları için ne Zayt olsun, ne işte Cengiz olsun, oyunda katkıları olmadı hiç. Ve de geriye gitti. Ne oldu? Cengiz'in atmış olduğu penaltı Fenerbahçe'nin bir yerde turu kaybetmesine neden oldu. Yani oyunu uzatmaya taşıması, uzatmaya taşırken kenar yönetiminin hamleleri, hamlelerdeki yanlışlıklar, oyunun içerisindeki oyuncuların da yavaş yavaş uzamaya gideceğinden dolayı tedirgin oyunları bence biraz da açıkçası penaltılara gitmesine doğru bir hamle, doğru bir acaba bir strateji mi? Bu tartışılır bence. Böyle tartışılmaz aslında da yani oraya gitmemesi lazım.